İçtiniz oğlum siz. Boza içtiniz değil mi? Sigaranın ucu da kulağımda zaten. Duramıyor baksana. Duramıyor yani, kafasını birazdan vuracak taşa dolara. Gençler arasında hızla yayılan kimyasal zehire bir günde iki kurban verildi. Bir gençse komada. Bir ses geliyor, kütürtü geliyor böyle. Aşağıya bir bakıyorlar, çocuk aşağıda yatıyor yani, kendini atmış aşağıya. Bursa'da Temenyeri Parkı'nda arkadaşlarıyla bonsai kullanan Burak Demirci fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Burak'ın kesin ölüm nedeni adli tıpta belirlenecek. Tutta bir tane basın var, kapalı kapalı. İstanbul Esenyurt'ta lüks sitede buluşan iki arkadaş bonsai içti. Uyuşturucunun etkisiyle halüsinasyon gören ve öldürülme korkusuna kapılan Mustafa Ç. ile Ozan Ö. birbirlerini bıçakladı. Ozan Ö. yaşamını yitirdi, Mustafa Ç. ise yaralandı. Yine İstanbul Ataşehir'de babasıyla maç izledikten sonra odasına çekilip ardından oturdukları binanın 7. katından atlayarak intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Bu bonsai denilen illet bir maddeye alıştırıyorlar işte efendim. Bizim yeğenimiz de aynı. 2,5 senedir biz uğraşıyoruz. Üstelik o genç ümit vadeden bir futbolcu adayıydı. Beşiktaş'ın altyapısında futbol oynuyor ve bizler de zaten takım arkadaşlarının velileriyiz. Bu elim olayı duyunca bizler de bugün hastanede kendilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak için geldik. Türkiye'de genç ölümlerin artması üzerine bonsai'ye karşı Nuri Alçolu savaş başlatılıyor. Feci bir ölümdü Cansu'nun. Hastaneye ziyarete gittiğimde tek kelime bile konuşamadan öldü. Ağzı sıkı kızdı. Bu gece ne yapıyorsun? Bol paralı bir müşteri arıyorum. Ben bu aradığın müşteri olabilirim. Ben senden başka bir teklif beklerdim. Mesela ne? Bu zehre karşı mücadele kampanyasına Eskişehir'den başlanacak. Uyuşuyorum projesi kapsamında Hayata Evet'te festivali 30 ilde düzenlenecek. Nuri Alço ve Hande Yener gibi isimler de kamu spotlarında rol alarak kampanyaya destek verecek. İyi, temizlen bakalım.